Danışmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte bugün ilk konumuz olarak obeziteden başlayacağız sizler için. Evet efendim, obeziteye neden olan şeyler, unsurlar nelerdir? Nasıl önüne geçilebilir? Evet, obeziteye neden olan sebepler aşırı ve sık sık yemek. Abur cubur durmadan sürekli bir şeyler atıştırmak nedeniyle vücudun hormon dengeleri bozuluyor. Bundan tam 45 yıl önce ben köydeyken, küçükken, köyde biz sabahları kahvaltı yapardık, sabah kahvaltısı. Sonra akşama kadar bir şey yemezdik. Tarlada, orada, burada çalışır veya koşturduk çocuk işte. Büyükler de aynı şekilde. Sabah kahvaltısından sonra öğle yemeği diye bir şey yoktu. Öğle yemeği yok. Akşam yemeği var, bitti. Hepsi bu kadar. Yani vücut dinleniyordu. Şimdi bir şey yediği zaman, diyelim ki kişi saat 8'de kahvaltı yaptı. Ne üretiyor hemen? Pankreas insülin üretiyor. Yenen besini bir kısmını şekere, bir kısmını yağa dönüştürmesi gerekir hemen. Depoluyor, depolaması gerek. 4 saat vücudumuz leptin salgılamaz. Alınan besini harcar. 4 saat. Leptin nedir? Leptin yağı, yakıcı madde. Kişi 12'ye kadar bir şey yemezse almış olduğu kilolardan asla yağdan 1 gram eksilmez. Ne yapması gerekir kişinin? Saat 4'e kadar bir şey yememesi gerekir. Sabah kahvaltısı, 8'de kahvaltı yaptıysa 4'e kadar hiçbir şey yememesi gerekir. Çünkü 4 saat sonra, kahvaltıdan veya yemekten 4 saat sonra bünyemiz leptin salgılıyor. Yani yağlar yakılmaya başlıyor. Ama biz ne yapıyoruz? Sabah 8'de kahvaltı, arada bir şey atıştırıyoruz. Tekrar leptin salgılamadan ara öğün. Bir şeyler atıştırıyor insanlar, çikolata, jelibon vesaire. Tekrar insülin salgılıyor. 4 saat gerekir. Diyelim ki 12'de bir şeyler atıştırdı. Tekrar leptin salgılayamadı. Ne oldu? Saat 4'e kadar bir şey yememesi gerekir. Vatandaş çikolata yiyor, kek yiyor, herhangi bir şey. Ve saat 3'te yedi diyelim. Tekrar leptin salgılayamıyor. Yani yağlar yine erimiyor. 6'da yemek yedi diyelim. Saat 10'a kadar leptin salgılamaz. Bir de vatandaş 10'da yatmadan önce bir şey yerse ne oldu? Gece yarısına kadar leptin salgılamıyor. Hep atıştırıyor, atıştırıyor. Yağ oluşuyor, yağ oluşuyor. Yağı eritecek leptin salgılamaya bünyemizin vakit bırakmıyoruz. Sen dur köşede diyoruz. İnsülin salgı. İnsülin salgıladıkça da kilo yapıyor, kilo yapıyor, kilo yapıyor. İran'dan iki iş adamı geldik. İş görüşmesi yaptık. Dedim ki öğlen hadi yemeğe gidelim. Azeri dedi ki, Azeriler de özbeöz Oğuz Türk'ü, bizim gibi. Türk'tür. İran'ın 30 milyondan fazlası Türk'tür. 1000 yıl İran'ı Türkler yönetti. Şimdi Farsların elinde. Dedi ki İran'da Azeri, biz özümüz 2 öğün yeriz, 3 öğün yemeriz dedi. Dedim ki neden? Öğle yemeği yok mu? Öğle yemeği yok. Kahvaltı, sabah bir bardak süt içeriz, akşam et yeriz. Başka bir şey yok. Allah Allah dedim, nasıl oluyor bu? Dedi, Peygamber Efendimiz de öyle yapıyordu. Evet, Peygamber Efendimiz de sünnete uyuyorlar. Peygamber Efendimiz de günde 2 öğün yemiştir. Bir kahvaltı, sabah bir bardak süt içmiş, akşam hafif bir şeyler atıştırmıştır. Peygamber Efendimiz'in 3 öğün yemek yediği bilinmiyor. Biz de Osmanlı'nın son dönemine kadar bizde de 2 öğün yemek vardı. Kahvaltı, sabah çorba veya kahvaltı, akşam yemek. Öğle diye bir şey, öğle yeme diye bir şey yoktu. Mide dinlenecek, bağırsaklar dinlenecek, pankreas dinlenecek. Mide dinlenecek ki yeterince intrinsik faktör salgılasın veya pepsin, mide asidi kaliteli olsun. Karaciğer dinlenecek ki yeterli ve kaliteli safra salgılasın. Pankreas dinlenmesi gerekir, yeterli ve kaliteli enzim salgılasın. 12 parmak bağırsağı da aynı şekilde 3,5 litre sindirim salgısı salgılar.
kişi sürekli abur cubur bir şeyler atıştırırsa ne olur? Sindirim kalitesi düşer. Biz her konuda Avrupa'ya uyduk. Avrupalı olacağız derken Peygamber Efendimiz'in sünnetinden çıktık. Peygamberimizin sünnetinden çıktığımız için de bugün milyonlarca insan kalp damar rahatsızlığı, tansiyon, kolesterol, şeker, obezite vesaire yani hastalık, sayılmayacak kadar hastalık var. Köye dahi ben mesela köye gidiyorum arada sırada. 45 yıl önce bir kişi hastalanmıştı köyde. Herkes onu konuşuyordu. Dursun Bey hasta, şu rahatsızlığı var, bu rahatsızlığı var. Adam da üşütmüş, başka bir rahatsızlığı yok yani. Şimdiki gibi tansiyon, kolesterol vesaire yok. Kışın daha çıkmış da üşütmüş, çok dışarıda kalmış o. Yani köyde hastalık diye bir şey yoktu 45 yıl, 50 yıl önce. Neden? Çünkü insanlar iki öğün, kahvaltı, yemek. Sabah kahvaltı yaptığınızda 4 saat sonra leptin salgılanmaya başlıyor. Yediğiniz şeyleri, yağları eritiyor. Eritici madde leptin. Saat akşam yemek yediniz. 4'e kadar yine leptin salgılamıyor. 4 saat ara. 4 saat sonra tekrar leptin salgılıyor. Biz ne yapıyoruz? Bünyemizin bu hormonu, yağ yakıcı hormonu salgılamasına bir türlü müsaade etmiyoruz. Aman sen dur, yağlar bize lazım, depolayacağız diyoruz. Ve sürekli yiyoruz, yiyoruz. Abi geçen bir bizim sekreter hanım zayıflamak için diyetisyene gideceğim dedi. Anlattım, dedi ki senin metodun zor bir metot. Ben kolayını yapacağım. İyi hadi bakalım git. Diyetisyene git. Diyetisyen demiş ki 3 ana öğün, 2 ara öğün veya mümkünse 6 öğün yani. 3 ana öğün, 3 ara öğün, 6 öğün. Ne zaman dinlenecek sindirim sistemi? Hiç fırsat yok. Bu tempoyla dedim kilo veremezsin, kilo alırsın. Yok şunu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim, şudur budur. Kişi her şeyi yiyebilir. Sadece ve sadece günde 2 defa yemek şartıyla. 2 defa yerse mesela 8'de kahvaltı yaptı, ne yerse yesin, fark etmez. Saat 4'e kadar hiçbir şey yemese, yediği her şey sindirir. Ondan 1 gram yağ oluşmaz. Akşam 5'te 6'da yemek yedi, ondan sonra akşam bunu yemek yedikten sonra da bir şey yemese, o kişi hiçbir diyet yapmadan, isterse 150 kilo olsun, yani 3 ay, 4 ay sonra 70-80 kiloya düşer. Günde 2 defa, 2 öğün. Peygamber Efendimiz zamanında İran'dan bir hekim geliyor. Bir ev, muayenehane. Hastaları muayene etmek için. Duyuruyor halka. İşte ben doktorum, hekimim, tedavi edeceğim. Geldim İran'dan vesaire. Kimse gelmiyor. Bekliyor. Kimse gelmiyor. Sokağa çıkıyor diyor ki neden gelmiyorsun? Niye geleceğiz ki diyorlar. Niye geleceğiz? Diyor burada hasta yok mu? Ben diyorum muayene etmeye geldim insanlara. Ben de Müslümanım. İnsanlara hizmet etmek için geldim. Ama burada hasta yok ki diyorlar. Nasıl hasta yok? Herkes sünnete uyuyor. Peygamberimizin sünnetine uyduğu için az yiyor. 2 gün yediğini sindiriyor. Hastalık yok. Aa, bakıyor adam aç kalacak burada, para kazanamayacak. Dönüyor geri İran'a gidiyor. Hasta bulamıyor aylarca kaldığı halde. Medine'de bir tane hasta çıkmıyor muayene olmak için. Osmanlı'nın son dönemine kadar da bu batılılaşma, tanzimat, hayranlığı, hastalığı, bizde batı hastalığı, Japonlar da batılılaştı. Japonlar gittiler, adamların öğrencileri gönderdiler oradan. Adam Avrupa'nın fiziğini, kimyasını aldı. Sultan II. Abdülhamid'in göndermiş olduğu öğrencilerse fiziği, kimya, tıp, astronomiyi bir tarafa bıraktı. Oranın dansını, yemesini, içmesini, güzel konuşmasını ve yani apusulu şeyler öğrendiler, geldiler. Osmanlı'yı kurtaracaklarını yıkmak için uğraştılar. Hürriyet, demokrasi isteriz de ne oldu? Mecliste Türkler azınlıkta kaldı. Osmanlı'nın parçalamasına sebep oldu Abdülhamid'in gönderdiği öğrenciler. Yani Türk milletini kurtaracaklar, Türk milletinin felaketini hazırladılar. Avrupa'dan ilim değil, lüzumsuz şeyler getirdiler.
Avrupa'nın ilmi de bize Kanuni'nin göndermiş olduğu 400 sipahini orada medeniyeti yaymasıyla tabii bize dayanır. Onlar zamanında 500-600 yıl önce Avrupalılar, affedersin, domuzlarla beraber akırda yaşayan insanlardı. Kanuni oraya 400 sipahi gönderdi. Her şehre 10-15 sipahi buranın eğitimini, öğretimini, askeri sistemini, eğitim sistemini, bütün Almanya'nın sistemini Osmanlı'nın göndermiş, Kanuni Sultan Süleyman'ın göndermiş oldu. 400 sipahi kurdu. Ha, nereden geldik nereye? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yani ilim, irfan, her şey bizde ama biz hala batı diye psikolojimiz bozuldu. Evet. Hiçbir ürün kullanmadan zayıflamak mümkün. Sadece ve sadece iki öğün. Azerili, İranlı Azeriler, Azeri Türkleri, adamlarda gram yağ yok. Dedim diyet mi yapıyorsunuz? Yok, biz iki öğün yeriz. Kilo yok bizde. İki öğün yiyorlar. Arada abur cubur hiçbir şey yemiyorlar. Hayret ettim. Dedim ki biz 50 yıldır yani Osmanlı'nın padişahı İstanbul payitahtta Tanzimat'tan sonra köylerde ise daha sonra batılılaşma etkisini gösterdi. Şimdi ben mesela 45 yıl önce köydeyken hasta insan göremiyordum. Şimdi köye gidiyorum. Kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, tansiyon, kolesterol hastalıktan geçilmiyor. Neden? Eskiden köyde insanlar kahvaltı yapıyordu, işine tarlaya gidiyordu, çalışıyordu. Akşam gelip yemeğini yiyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi tarla işi, efendim traktörle vesaire yapılıyor. Vatandaş ne yapacak? Gidiyor kahveye, yiyor, içiyor. Durmadan ara öğün, üç öğünün yanına üç de öyle öğün katıyor. Ne oldu? Vücudumuzun leptin salgılamasını engelliyoruz. Engellediğin zaman ne olur? Yağlar yakılmıyor, erimiyor. Sürekli kilo alıyoruz, veremiyoruz. Bu da kalp damar rahatsızlarına, kiloya, efendim karaciğer yağlanmasına, pankreas yağlanmasına, şeker hastalığına, aklınıza gelen bütün hastalıkların tek bir sebebi vardır. Hazreti Muhammed'in sünnetine uymamak. Gavurun beslenme tarzına uymak. Bizi bitiren ve hastalıkları tetikleyen sebep, tek bir sebep bu. Evet. Ama biz yine de İlla ki hap kullanayım diyorlarsa, hap kullanmaya gerek yok. Peygamberimizin sünnetine uyarsa kişi hayatı düzene girer. Ama uymuyorsa o zaman biz uymayanlara garsin ya, uyamayanlara uymak zor. Çünkü hayat tatlı, abur cubur şeyler yemek güzel oluyor. İnsanlar sağlıklı beslenemiyor normal. Garsin ya, kombuçya denen bir bitki var. Bu mandalina büyüklüğünde, bal kabağı şeklinde. Tatlı bir meyve. Endonezya, Malezya, Vietnam, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde yetişir. Garcinia kombucha. Bunun birleşiminde hidrositrik asit denen bir asit var. Ha, asit deyince tehlikeli bir şey değil. Hidrositrik asit. Elmada da asit var. Ne asidi? Malik asit. Limonda da asit var. Ne var? Limon asidi yani. Sitrik asit. Bu da hidroksistrik asit içerir. Ne işe yarar hidroksistrik asit? Yemiş olduğumuz besinler, karbonhidratlı besinler yağ dönüştürülerek vücudumuz tarafından depolanır. Bu yağ dönüşümü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu asetil koenzimin salgılanmasını engelliyor. Hop dur bakayım diyor. Böylece ne oluyor? Yemiş olduğumuz karbonhidratlar sadece şekere dönüşüyor. Fazlası olmuyor, yiyemiyoruz. Çünkü beyne sinyal gidiyor, doyduk diye. Bu şuna benzer, arabanıza benzini dolduruyorsunuz, bitti. Fazla benzin koymaya yer yok. Karbonhidratlı bir şey yediği zaman kişi bunu şekere dönüştürür. Şekerin de bir alt türevi var, glikojen. Hücre merkezlerinde mitokondrinlerin içerisinde şekeri depolar, doldu mu tank bitti. Fakat eğer ki bu enzim frenlenemezse asetil koenzim ne yapıyor? Arabanın arkasında birkaç tane yedek tank varmış gibi bu sefer
benzini başka şekilde dönüştürerek depoluyor. Yani yağ depoluyor. Asetil koenzim şeker olarak depolandığı zaman karbonhidrat devam ediyor yemeye kişi. Bu sefer yediği karbonhidratı yağ dönüştürerek depoluyor. Doymak bilmiyor kişi. Bunu kullandığı zaman garsin yağı 5 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyar hale geliyor. Yemekten önce takriben 15-20 dakika önce bir kapsül, eğer ki hızlı zayıflamak istiyorsa 2 kapsül alırsa kişi iştahı azalır. İstese de yiyemez. Çünkü yağ dönüşümü engelliyor. Şeker deposu doldu mu hücrenin, glikojen orada doldu mu beyne sinyal gidiyor, doydum yeter diye. Ve glikojen açığı olmadığı için kişi de herhangi bir şu diyeti bu diyeti yapmaya gerek kalmadan, hiçbir şeye gerek kalmadan, vücudun da enerjisi düşmeden, halsiz, dermansız, yorgun kalmıyor. Çünkü yeterince enerjiye dönüşecek madde var. Bu sadece frenleyici, yağ dönüşümü engelleyici. Danimarka'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan klinik araştırmalar, insanlar üzerinde yapılan deneylerde 2 ay içerisinde 11 kilo kişiler yemesine içmesine hiçbir değişiklik yapmadan normal beslenme aynı şekilde beslenmiştir. Sadece garsinyadan mesela yemekten önce 2 kapsül aldığı zaman kişi günde 3 defa tabii sünnete uyarsa gerek yok. Günde 2 defa kişi kahvaltı, sabah kahvaltı, akşam yemeği yerse hiçbir şeye gerek yok. Hiçbir diyete gerek yok. Her şeyi yiyebilir. Fakat sadece 2 öğün. Sünnete uyamıyorsa yemekten önce 2 kapsül aldığı zaman kişi istese de yiyemez. Yapılan Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Danimarka'da yapılan klinik araştırmalarda 8 saatte kullananlar 11 kilo ortalama vermiştir. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. 8 haftada 11. 8 haftada dünyada zayıflatıcı 108 bitki incelenmiş ve sadece garsinyanın böyle bir etken madde olduğu belgelenmiştir. Biz bundan önce de funda forte, kuş korumaz forte, maydanoz forte vesaire ürettik. Ama onların etkisi bu kadar değil. Onları bıraktığı zaman kişi zayıflıyor aynı şekilde. Maydanozda da, lahanada da zayıflıyor. Fakat ürünü bıraktığı zaman tekrar kilo alıyor. Çünkü enzimi frenleyen bir şey yok. Zayıflıyor kişi. Bıraktığı zaman tekrar kilo alıyor. Burada garsinya da öyle değil. Enzimi frenlediği için kişinin yavaş yavaş kilo veriyor ve bir daha da kolay kolay kilo almıyor. Dengeler yerine oturuyor. Evet peki hocam, o biz depresyondan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü insanlar evet, kiloluyum, kilolu görünüyorum, zayıflayacağım, zayıflayamıyorum diye yani yaklaşık birçok insan depresyona girebiliyor. Evet, depresyon çok büyük problem. Evet. Milyonlarca insan maalesef depresif rahatsızlıklar. Çünkü artık köyde bir aile ortamında yaşamıyor insanlar. Dört duvar arasında yaşıyor, kafeste gibi. Mesela Hong Kong'da insanlar birer küçük odacıklarda yaşıyorlar böyle kafeste yaşar gibi. Maymunlara koyarlar ya böyle maymun kafeslere. Hong Kong'da insanlar böyle hani Çin'de büyük şehirlerde şöyle küçük bir odacık adamın hayat ömrü orada geçiyor. Bir oda, küçük bir oda 7 metrekare, 8 metrekare, 5 metrekare. Yani onların hayatı daha zor. Gene biz elhamdülillah o kadar dar alanda yaşamıyoruz. Alanı büyük veya dar olmasından çok kişi eskiden köyde annesi, babası, dedesi, ninesi, ebesiyle veya çevresiyle yaşıyordu. Problemi olduğu zaman oraya koşuyor, buraya koşuyor. Onunla dertleşiyor, bununla dertleşiyor, konuşuyor. Problemini öyle veya böyle hallediyordu. Şimdi insanlar geçen 18 milyon 30 yaşı üzeri bayan bekar. 28 milyon erkek bekar. Ne yapıyorlar bunlar? Nerede yaşıyorlar? Tek başına yaşıyor çoğu. Büyük şehirlerde. İş hayatı ne olmuş? Büyük aile, Türk aile yapısı çökmüş. Geçen konuşmuştum. Avrupa Kiliseler Birliği Türk aile yapısını çökertmek için 50 yıl plan uyguladı. Türkiye'deki medya, bazı zenginler, bazı sanatçılar, bazı entel dentel kişiler
buna Türkiye'yi Türksüz bırakmak için çalıştılar, başardılar. Türkiye'nin nüfusu azalıyor. İnsanlar mutsuz, umutsuz, evlenemiyor. Psikolojisi bozuk. Evlense aileyi geçindiremiyor. Veya çocuk yapamıyor. Yani geçindiremeyeceğim diye. 19 bin yıllık Türk aile yapısı çöktü. Yani sadece Avrupa Kiliseler Birliği'nin şeyle değil. Bütün Türkiye'de gelmiş geçmiş bundan önceki hükümetler, bu hükümete bir şey demiyorum. Hepsi aile planlaması uygulamaya, nüfus planlaması uygulamaya çalıştı. Nüfusumuzu azaltmaya çalıştı. Niye, kime hizmet ettiler? Hiç anlamadım. 50 yıl. Atatürk'ten sonra bu hükümete kadar hepsi Avrupa Kiliseler Birliği'nin kontrolündeymiş gibi çalıştılar. Ve nüfusumuzu azaltmaya çalıştılar. Kim ki nüfusu azaltmaya çalışır, nüfus planlaması düşünür, nüfus planlaması yönünde faaliyet gösterirse vatan hainidir. Yargılanması gerekir. Çünkü bir tarafta İran nüfusu azdı, şimdi bizim nüfusumuzu katladı gitti, bizi geçti. Mısır'ın nüfusu azdı, bizi geçti. Yani dünyada, Avrupa'da olsun, Asya'da olsun, her ülkede nüfusu artırıcı çalışmalar yapılıyor. Aileleri büyütücü, çoğaltıcı, çocuk yapmasını teşvik edici, çocuk parası veriliyor, evlilik parası veriliyor, teşvikler var. Bekarlardan fazla vergi alınırken evli insanların vergi çok azalınıyor. Bu yönde çok yoğun vergide vesairede çalışmalar oluyor ve mesela Almanya'da eskiden Almanlar çocuk yapmazdı. Onlar köpekle gezerdi sokaklarda. Türkler çocuklarıyla gezerdi. Şimdi tersine döndü. Almanya'da artık her ailenin, Alman ailelerin 7-8 tane çocuğu olan Alman aileleri var. Şaşırdım kaldım. Almış oldukları değişik kararlarla. Türkiye'de aile yapısı çöktü. Bunun tedbirin alınması ve acil önlemler, acil paketler, acil tedbirler uygulanması gerekir. İnsanlar büyük şehirlerde bunalım içerisinde yaşıyor. Robot gibi işe gidiyor, işten geliyor, işe gidiyor, işten geliyor. Hayat beklentisi yok, aile, çocuk hiçbir şey yok. Ne? Bitti yani. Öyle böyle hayat olmaz. Hayat yok. Yani gelecek yok. Umut yok, mutluluk yok. İnsanların psikolojisi bozuluyor, bozuluyor. Bunalıma giriyor. Birçok insan antidepresan kullanıyor. Geçen bir beyefendi geldi. Antidepresan kullanmaya başlamış, bunalıma girmiş. Bu aileyi nasıl geçindireceğim mesela gibi. Doktorun verdiği ilaç da hormonlarını bitirmiş. Cinsellik bitmiş. Antidepresanlar ve kolesterol hapları, kolesterol için statinler erkeklik hormonunu yok eder. Testosteronu yok eder. Kolesterol hapı çok tehlikeli. Kolesterol hapları, antidepresanlar erkeklik hormonunu yok eder. Doktora gitmiş, doktora demiş ki, aa hormon yok, bitmiş. Ne olacak? Bana gelmiş ağlıyor, diyor ki ne olacak, ne olacak dedim. Önceden düşünecektim. E şimdi bakacağız. Yavaş yavaş, belki. Ana, Allah yardım etsin. Depresyona karşı dünyada en etkili bu sarı kantaron. Sarı kantaronun birleşiminde flavonitler vesaire çok etken maddeler var da bunun birleşiminde hiperforin denen etken bir madde var. Hiperforin bir, serotonin hormonu salgılamasını artırır, kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. İki, noradren hormonu salgılamasını artırır, kişiyi konuya odaklandırır. Üç, dopamin hormonu salgılamasını artırır. Dört, glutamat hormonu salgılamasını artırır. Bu sarı kantaronla ilgili dünya çapında çok büyük klinik araştırmalar yapılmıştır. Giesen, Almanya'nın Giesen Üniversitesi'nde Profesör Doktor Wörth yapmış 134 hasta üzerinde depresif, ağır depresif rahatsızlığı olan hastalar üzerinde yapmış olduğu tedavi denemesi sonunda donukluk, cesaretsizlik, iç huzursuzluk, baş ağrısı, uykusuzluk, depresyon gibi rahatsızlığı olanları tedavi etmiştir. Profesör Doktor Şurada ve ekibi korku, depresyon, uyku rahatsızları olan 163 hastayı tedavi etmiştir. Profesör Doktor Walz psikiyatri kliniğinden Jena Almanya'dan ile 2350 hastayı tedavi etmiştir. Mesela burada yüzlerce klinik araştırması var. Birkaç örnek verdim. Bir bayan kızı beni aradı. Annesi Necmiye Hanım 40 yaşında. Kadın yataktan dışarı çıkamıyor. Evden çıkmayı bırakın, yataktan çıkamıyor korkudan.
ölüm korkusu sarmış. Birçok ilaç kullanmaktan, ağır ilaçlar kullanmış. Ondan sonra kadıncağızda panik atak başlamış. Ölüm korkusu sarmış. Yataktan bile çıkmıyor. Öleceğim korkusu. Panik atak. Ben aradılar, dediler ki ne olacak? Ne olacak dedim, çok ilaç kullanmış. İlaç kullanmaktan hormon dengeleri bozulmuş. Bağırsaklarına mantar yerleşiyor. Mantarlar toksik madde üretiyor. Toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Beyindeki bütün hormon dengelerini bozuyor. Buna iksir, aloe vera jel, bu iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı, kakule içerir. Bütün organlardaki cerrah, curuf vesaire temizler, arıtır. Aloe vera bağırsaktaki mantarları yok eder. Bunlarla ilgili yüzlerce klinik araştırma var aloe vera ile ilgili. Sadece Alman Sağlık Bakanlığı 84 ülkede aloe vera kullanan 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yapmıştır. 2,5 milyon. Belgelenmiştir etkisi. Birçok araştırma var. Biz ona iksir, aloe vera jel, sarı kan tonu, sinir not vesaire gönderdik. Kullandı. 6 hafta sonra kadıncağız beni aradı. Allah sizden razı olsun. Artık alışverişe gidiyorum, geziyorum, misafirliğe gidiyorum. Hayata döndüm dedi. Çok şükür Allah'ıma dedi. Size dua ediyorum. Her gün dedi. Her 5 vakit namazında size dua ediyorum dedi. Şimdi bir de Gaziantep'ten Hüseyin Bey, bu beyefendi de 61 yaşında kalp ameliyatı olmuş. Açık kalp ameliyatı. Fakat kalp ameliyatı nedeniyle kullanmış olduğu aşırı ilaçlar 10 sene sonra, tabii sürekli ilaç kullana kan sulandırıcı, tansiyon, kolesterol, işte kalbi güçlendirme vesaire. Ülseratif kolite yakalanmış. Artık bu kadar ilaç bağırsakları yakmış, kavurmuş, yara oluşmuş. Ülseratif kolit, tansiyon, kolesterol, şeker, panik atak, majör depresyon, ağır depresif. Artık arkadaşı gelmiş ziyarete. Ya demiş, sen neden Gökçek iksir, efendim bu ürünleri kullanmıyorsun? Neden kullanayım? Ben dedim, çok ağır hastaydım. Kronik böbrek yetmezliğinden diyalize girmem gerekiyordu. Oğlum getirtti, kullandım. 6 haftada iyileştim demiş. Sen de kullan, belki sana da gelir. İyi hadi bakalım demiş. Sipariş almış, kullanmış. 6 hafta sonra majör depresyon, yani ağır depresyondan kurtulmuştu. Ağır depresyon. Avrupa'da 30 bin kişi depresyona giren kişi, bir yılda 30 bin kişi intihar ediyor Avrupa'da. Türkiye gibi değil, Avrupa daha kötü. Türkiye'de de çok insan intihar etmek istiyor da dini nedenlerle intihar edemiyor. Bizim dinimiz intihar eden adamı cennete sokmaz. Cennete girme şansı yok intihar ederse. Aman ha, böyle bir şey girmemek lazım çünkü yeri yok öbür dünyada. Allah'ın vermiş olduğu bu can ölene kadar şey yapmak gerekiyor. Hocam toparlayıcıya değinelim istiyorum. Ne yapabiliriz? Çözümü nedir? Takviye olarak verebileceğiniz, tavsiye edebileceğiniz herhangi bir ilaç. Şimdi hemoroide karşı dünyada en etkili bitki çoban çantası. Bununla ilgili Japon asıllı iki ilim adamı Profesör Doktor Takaki, Profesör Doktor Korada klinik araştırmalar yapmışlar. Çoban çantasının hemoroide karşılığı etkili olduğunu belgelemişlerdir. İki Alman asıllı Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Neumann ise bunlarsa çoban çantasının birleşiminde bir polipeptit keşfetmişlerdir. Polipeptit her türlü iç kanamayı önler. Hemoroidden dolayı kanama, kalın bağırsakta ülseratif kolitten dolayı kanama, bayanlarda yoğurt adet görme ve adet düzensizliğine kanama, hatta burun kanaması, mide kanamasını dahi önler. Bununla ilgili klinik araştırmalar var. Biz ne yaptık? Çoban çantası birleşiminde çoban çantası ekstraktı, centella ekstraktı, at kestanesi, ada çayı, hamamelis gibi bitki ekstraları içeren çok özel bir formül geliştirdik. En ağır hemoroide dahi 1,5-2 ayda tedavi etmek mümkün. Şayet kişi ameliyat olursa çözüm değil. Tekrar nüksedebilir. Evet, elinden nüksetme şansı var. Problem çıkar. Mesela Ankara'dan bir hanımefendi 6 ayda bir ameliyat, 6 ayda bir ameliyat olmuş. 4. ameliyatta makattaki çok önemli bir siniri yanlışlıkla kesmişler. Ne oldu?
Artık defacetini tutamıyor bayan. Bebek gibi altını bezlemek zorunda kalmışlar. Ben aramış diyor ki ne yapabiliriz? Ne yapacak? Ameliyat olmasaydın çok kolaydı. Bundan sonra tekrar doktorun işi dedim. Benim işim değil. En ağır hemoroid tedavi edilebilir. Ama ameliyat olmadan önce. Evet, ameliyattan önce. Tabii yoksa ameliyat olduktan sonra, iş bittikten sonra, evet, sinirleri kestikten sonra yapılacak bir şey yok. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için yine.